İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Noise serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste geçen sefer en son Noise C# dosyasında yaptığımız değişikliklerden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yeni fonksiyon ekleyeceğiz şimdi buraya. İsmi getValue. Onu yazalım. Public Noise konstrüktöründen hemen sonra. Yine public diyoruz. Geriye bir color değişkeni sonucu döndürecek getValue isimli fonksiyonu yazacağız. Bu fonksiyonun ilk olarak iki boyutlusunu yazalım. Float tipinden x in ve float tipinden y in değerlerini alan fonksiyonun parantezlerini açtık. Bir variable tanımlıyoruz. İsmi noise olsun. Eşittir. 0f. İkincisi variable signal eşittir. 0f. Üçüncüsü yine variable persistence diyoruz. Persistence eşittir. 1f. Sonra bir boşluk verdik. X in değeri için eşittir diyoruz. X in artı 1 milyon gibi yüksek bir rakam veriyoruz. Bu yüksek bir rakamı temsil ediyor. Sonra bunu frekansi ile çarpıyoruz. Ve aynı işlemi y in için yapıyoruz. Y in eşittir. Yukarıdaki ifadenin aynısı artı 1 milyon çarpı frekansi dedik. Birazdan bu fonksiyonun getValue'nun bir tane daha yapacağız. O 3 parametreli olacak. Şu anda bu 2 parametreli. Onda hep bu ilaveleri dahil edeceğiz. Yani z in satırını birazdan diğer bunun benzeri olan fonksiyonda dahil edeceğiz. Şimdi bir for döngüsü var. For integer i sayısı indeks olarak sıfırdan başlasın. Octaves değerinden küçük olsun ve her seferinde bir arttırılsın. Burada süslü parantezimizi açtıktan sonra yapacağımız bir kontrol var burada. Noise type'ımız eğer eşittir. Types nokta ilk biliyorsunuz value'ydu. Value ise o zaman yapacağımız işlem signal eşittir. Parantez içerisinde value değerini tabii ki parametre olarak da x in virgül y in parametrelerini kullanarak hesap ettirdikten sonra bir topluyoruz ve elde edilen sayıyı da 2f'e bölüyoruz. Else if diyeceğiz. Uzun uzun yazmamak için şöyle de yapabiliriz. Bu iki satırı kopyalarız. Buraya yapıştırırız. Bir daha yapıştırırız. Şunlara da else if deriz. Ve sadece düzeltmemiz gereken yerleri düzeltirsek aynı şeyleri tekrar tekrar uzun yoldan yazmamış oluruz. İkinci karşılaştırma tipimiz Perlin olacak. Ve madem o Perlin, aşağıdaki fonksiyonda Perlin olacak. Şuradaki. Ve üçüncüsü de yine simplex olacak karşılaştırma olarak. Simplex dedik. Ve aşağıda da madem öyle hesap ederken çağırdığı fonksiyon simplex fonksiyonu olacak. Bunları yaptıktan sonra yani for döngüsünde henüz daha devam edecek işimiz. Hesaplattırmayı yaptık. Yani signal değerini hesap ettirdik şu anda. For döngüsü henüz bitmedi. Devam ediyoruz. Noise değeri artı eşittir. Üst satırda hesap ettirdiğimiz signal sayısını persistence'la çarparak elde ediyoruz. Noise değerine. Biraz aşağı inelim. Ve x in değerini bölü eşittir diyoruz. Lacunarity kadar azaltıyoruz. Y in değerini de yine bölü eşittir lacunarity kadar azaltıyoruz bir sonraki hesaplama için.
Ayrıca persistence değerini de her seferinde çarpı eşittir kendisini persistence katsayısıyla çarparak arttırıyoruz ve for döngüsü burada bitmiş oldu. Daha sonra geriye değer döndürmeden önce noise için bir yine hesaplama yaptıracağız. Noise eşittir noise değerinin kendisine octaves değerine bölüyoruz ve elde edilen sonucu da gain katsayısıyla çarpıyoruz ve en sonunda artık geri döndüreceğimiz değeri return dedikten sonra new neydi? Color döndürecektik. Hesap ettirdiğimiz noise birinci parametresi, ikinci parametresi ve üçüncü parametresi aynı olacak. Üçüncü parametre için noise'da doğrudan doğruya bir katsayısını vereceğiz. Evet, get value bu kadar. Bunu kullanacağız. Yalnız önce bir game manager'da ilgili yere get value fonksiyonu madem şimdi yazdık onu koyalım. Burayı kaydediyoruz. Game manager'a geçiyoruz. Game manager'da for döngülerinin olduğu yere geliyoruz. Burada şöyle yapacağız. En yukarıdan for döngülerin içerisinde ne varsa silebiliriz. Hatta şu ikinci for döngüsünün süslü parantezi de dahil olmak üzere. Yani şu kısmı şöyle komple silebiliriz. Çünkü bu for döngülerinden sonra yapacağımız şey data değerini alacağız. Y çarpı texture size diyoruz. Burada çıkmadı. Texture size. Buna x toplayacağız. Ve eşittir diyeceğiz. Noise değerinin get value fonksiyonunu çağıracağız. Biraz önce yazdığımız parametre olarak da buradan x ve y'yi göndererek bu şekilde olacak. Şimdi bunu da yaptığımıza göre bir deneme yapacağız. Ctrl-C ile kaydedelim. Unity'ye dönelim. Demo scene'i çift tıkladık, çalıştırdık. Şu anda bu gördüğümüz hangisiymiş bir ona bakalım. Start fonksiyonuna bakacağız bunun için. Game Manager'daki start fonksiyonu şurada. Şimdi burada özellikle bir tip belirtmek istiyorsak işte burada belirteceğiz. Yani diyeceğiz ki mesela noise nokta noise type eşittir diyeceğiz. Daha şimdilik bu aşamada. Daha sonradan bunu user interface tarafından yapacağız ama mesela Perlin olmasını istiyorsak burada özellikle belirtmemiz gerekecek. Böyle yaptığımız zaman çalıştırdığımızda Perlin göreceğiz. Eğer value görmek istiyorsak buraya value diyeceğiz. Hiçbir şey demezsek hatırladığım kadarıyla Simplex ile çalışıyordu. Şimdi göreceğimiz value bu şekilde. Eğer hiçbir şey yazmazsak yani bu satırı tamamen buradan kaldıracak olursak o zaman da Simplex çalışacak. Onu zaten görünce hemen tanıyoruz. Simplex buydu. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle devam edeceğiz. Biraz önce yazmış olduğumuz o getValue fonksiyonunu tekrar görüntüye getirelim. Şu. Bunu olduğu gibi kopyalayacağız. Nerede bitiyor? Şurada. Olduğu gibi kopyalayalım. Aşağıya kadar. Ve kopyaladıktan sonra yapıştıracağız. Ve sadece üçüncü parametre olarak virgül float z in diyeceğiz. Sonra basit bir düzenleme artık bu. Mesela bakın şurada bir tane bir satır daha z in için lazım. Sadece y kopyalayarak aldığımız için y yazan yerlere z yazdım. Başka neresi var? Şuralarda var. Üçüncü parametre olarak virgül z in. Sonra alttaki Perlin için virgül z in ve Simplex için de yine virgül z in olarak onu değiştirdik. Bir de şurada z in bölü eşittir diyoruz. Yine lacunarity burada da var. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Şöyle bakalım. Çünkü burası biraz ezbere gibi oldu ama parametre olarak üçüncü parametreyi dahil ettiğimize göre bir şurada ilavesi var. Onu yaptık.
Sonra şu ilaveleri yaptık. 1, 2, 3 onları yaptık. Şuraya girdik. Tamam olmuş olması lazım. O zaman bunu madem dahil ettik, Game Manager'da şöyle bir değişiklik yapalım sırf denemek için. Daha önce şu for döngülerinde bakın getValue fonksiyonuna iki parametre ile çağırıyorduk. Şimdi üçüncü parametreyle girebiliriz. O da zaten iteration. Yani animasyonun olması için buna bir de iteration değerini giriyorduk. Bunu denemeden önce bir de ekstradan şu ilaveyi yapalım. Yine Game Manager'da yukarıdaki private noise tanımlamıştık. Onun hemen altına şöyle onun hemen altına public olarak public olmak kaydıyla noise nokta types cinsinden bunu biz yapmıştık biliyorsunuz enum olarak bir değişken tanımlayalım. Üstelik burada bir ilk değer de verelim burada. Daha doğrusu verirsek iyi olur. Noise nokta types'ın mesela simplex olsun. Çünkü onu kullanacağız nihayetinde. Bu editörde gözükecek. Oradan ayarlayabileceğiz bunu. Bunu burada madem tanımladığımıza göre update noise fonksiyonu içerisinde onu bulalım. Şurada. En başında madem öyle bir değişken tanımladık. Her seferinde noise instance'ının noise type değerini sakladığı burada oluşturduğumuz noise type sabit sayısına eşit diyelim. Biraz önce yukarıda tanımlamış olduğumuz. Şimdi bu şekilde eğer yapacak olursak Unity'ye döndüğümüzde yeniden bir deneme yapalım. Şimdi bu ekranda bu şekilde sol tarafta kalması açar noise text'i tıklarsanız sağ tarafta da iteration step şu anda 0,05. O çok az geldi. Bakın biraz arttırdım. Şu anda daha iyi. Biraz daha arttıralım. Şimdi daha hızlı. Bakın bu sefer biraz önce tanımladığımız public değişken sayesinde mesela eğer value tipine geçmek istersek ekranda aniden value'yu görebiliyoruz. Onun da hızını bu şekilde arttırıp azaltabiliriz. Bu şekilde. Şöyle normal bir yere getirelim. 0,5'ler gibi. Tekrar Perlin'e bakalım. Bu Perlin. Arada ne fark var? Bu Value. Bu da Perlin. Ve Simplex. Şöyle yakından bakacak olursak. Value ile Perlin birbirine çok benzettim. Ona bakıyorum. Hata olmasın diye. Değil, aynı değil. Belki başka bir hızda daha iyi anlaşılabilir. Perlin ve Value. Value bu. Zaten şurada süre olarak da 42 en çok gözüken Perlin'de daha uzun bir süre var. 69-70 civarında. Tabii zaten Value daha hızlı yapıyor idi. Tamam bunu şey yapalım. Tekrar şöyle 1,5'lara getirelim. Bunu da Simplex'e getirip bakalım. Bu dersimizde de bir miktar daha düzenlemeler yaptık. Yavaş yavaş şeye doğru ilerliyoruz. Birkaç ders sonra artık ayarları bu inspektör kısmından veya koddan değil doğrudan doğruya tek başına çalışabilecek bir programın menü kısmından yapmak için gerekli olan şeylere devam ediyoruz. Sanırım iki ders daha devam edecek. Ondan sonra sonucu göreceğiz. O derste görüşünceye kadar hepinize iyi günler.